Hepinize merhaba. Şimdi evden çıktım ve size... Aslında evden değil, işten çıktım. Niye evden dedim bilmiyorum. Mango'nun yeni sezonunu çekmek için Rize'ye doğru gidiyorum. Şimdi videoyu paylaşmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Instagram'dan bunun duyurusunu yapmıştım. Çok teşekkür ederim beni destekleyen herkese. Şu anda 30 bini geçtik. O yüzden de ben size güzel bir hediye çekilişi yapmak istiyordum. Ama öğrendiğim kadarıyla Milli Piyango İdaresi'ne 154 TL'nin üzerinde, artık o fiyata ne olursa, onun üzerinde bir hediye verirsem bunu Milli Piyango İdaresi'ne dilekçe vererek onaylatmam gerekiyormuş ve onların gözetiminde mi artık bilgisi dahilinde bu çekilişi yapabilme hakkım oluyormuş. O yüzden bu tarz işler çok uzun olduğu için maalesef size bir hediye veremeyeceğim. Bunun için çok üzgünüm. Çünkü beni en başından beri, kanalımın en başından beri büyümeme sebep olan, beni destekleyen, çok şanslı olduğumu hissettiğim çok güzel takipçilerim var. Bunun için tekrardan teşekkür ederim. O yüzden bunun başka bir yolunu bulacağım ya da daha uzun bir süreç öncesinde başvurup vesaire bir şekilde size bir hediye göndermeyi çok istiyorum. Öyle üzgün olduğumu ve bunu yapamayacağımızı açıklamak istedim. Şimdi dediğim gibi ben Mango'ya gidip yeni sezonda neler var sizin için çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Mango'ya geldim. Mango'nun City's Nişantaşı şubesindeyim şu anda ama diğerlerinde mutlaka gezdiğimde ekliyor olacağım size. Biraz yeni sezonunu göstereyim size istedim ama bildiğiniz baya baya kış gelmiş. Yün, hırkalar, kazaklar, hani normalde trench coatlar önce gelir diye düşünüyordum ama bildiğiniz şurada baya kaşe kabanlar falan var. Neyse ben size yine de neler gelmiş, her şeyi hemen hemen böyle yaz, kış, ortaya karışık bir tur yapacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugünkü kombinimi de şöyle paylaşayım sizinle. İçinde böyle spagetti askılı, çok tatlı bir jersey elbise var. Böyle gömleklerle yazlık elbiseleri giymeyi çok seviyorum. İkisi de aslında Trendyol'da. Bu gömlek maalesef tükenmiş. Elbisemi ve gömleğin benzerlerini yine bulup sizin için bir link oluşturup bilgi kutusuna koyarım. Şimdi Mango'ya geçiyorum. Burada da hatta böyle beğendiğim ürünleri böyle favorileyip onları da yine bilgi kutusuna bırakırım. Hepinize tekrardan iyi seyirler diliyorum. Bu sezonda yine tweed parçalar var. Şöyle kısa bir crop var, bunu göstereyim. 960 liraymış fiyatı, kodu da bu. Şöyle gold düğmeli vesaire ve kaz ayağı desenliler de var. Yine böyle bluzlar vesaire. Şimdi de şöyle bir çekmiş olayım size. Mango'nun yeni sezonunda en çok dikkatimi çeken hep böyle desenler, daha böyle monokrom desenler. Böyle saten etekler, elbiseler var. Böyle oldukça bol elbiseler, etekler yine var. Mesela bu tarz böyle monokrom desenler falan çok çok fazla. Saten ve şifon parçalarda eğer beğeniyorsanız bunlara yeni sezonda bakabilirsiniz. Onların etekleri, gömlekleri, her şeyi var. Çok güzel basic trikolar gelmiş, böyle çizgili. Bu arada bunlar lacivert değil, siyah çizgili ve yakalı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kalın ama kışlık bir triko. Fiyatı 550 TL. Şöyle kodunu paylaşayım sizinle. Mesela içine şu tarz böyle çizgili bir gömleğin omzuna falan alabilirsiniz. Gerçekten hem spor hem şık böyle bir kombin yakalayabilirsiniz. İşte böyle siyah çizgili yine fermuarlı önden. Dik yakalı şöyle trikolar da gelmiş. Onun da fiyatı aynı. Kodunu da şöyle bırakıyorum. Four size gömlekler de gerçekten güzel. Ama yani bir gömlek için 550 TL çok çok yüksek. Onları ben size Trendyol linkime eklerim, bulur. İşte bir mevsim geçişinde en çok ihtiyacınız olan şey tabii ki denim montlar. Bu da indirimdeymiş, o yüzden hemen paylaşayım bunu. Şöyle fiyatı şu anda 450 lira. Bence gayet uygun, alınabilir. Çünkü her mevsimde zaten giyilebilecek bir parça. Yatırımlık yani. Rengi şahane bir tulum göstereceğim ama yaz bittiği için tercih eder misiniz bilmiyorum. Rengi gerçekten çok güzel. Kumaşı da güzel. Kolu daha geniş böyle geliyor. Bayağı beğendim bunu. Bir fiyatını vereyim hemen.
Evet, mango kombinlerimi yapmaya başladım. İlk olarak şöyle kaz ayağı desenli tweed bir blazer giydim. Çok ince böyle bir vatkası var varla yok arasında. Yani hatta var mı yok mu çok da emin olamadım ama var. Çok incecik bir vatkası var. Böyle düğme detaylarını falan çok çok beğendim açıkçası. Daha böyle şık ve klas duruyor. İçine şöyle kalp yaka bir büstiyer giydim. Böyle strapless tarzı çıkartıp daha detaylı göstereceğim. Ve kumaşını çok sevdim. Kalın bir triko. Biraz böyle tweed kumaş gibi duruyor. Mesela bu tarz böyle alttan deri pantolon ve stilettolarla tamamladım. Zaten bu stilettolara aşık oldum diyebilirim. Yani çok çok güzel ve zamansız bir stiletto. Ve küt burun gelmesi benim için çok sevdiğim bir model. Aşırı beğendim. Pantolonun kalıbını da böyle yüksek bel oluşunu, bolluğunu vesaire çok sevdim. Mesela bunu çizgili böyle tişörtlerle vesaire de daha spor kullanabilirsiniz. Jean kalıbında ve tam beden alabilirsiniz. 34'ünü aldım. Cuk diye oturdu. Hatta bana normalde mango bir tık daha büyük gelir. 32 mi alsam dedim ama yok paça boyu vesaire tam boyuma oldu. Gayet de güzel oldu. Beğendim o yüzden şöyle bir kombine. Evet içindeki crop'u da şöyle detaylı göstereyim size. Çok dediğim gibi kalın bir triko. O yüzden de böyle çok sıkı, destekli duruyor. Böyle kalp yaka oluşunu vesaire çok çok beğendim. Tarzı bence çok güzel. Böyle pantolonlarla etek üstüne falan çok rahat kullanabilirsiniz. En favori parçam bu oldu galiba aldıklarım arasında. Bu kaz ayağı desenli blazer'ın fiyatı 1150 TL'ymiş. Şöyle kodunu paylaşıyorum. Ayakkabıyı daha detaylı göstereyim. Arka tarafı kapalı, böyle tek bantlı ve bilekten bantlı. Çok çok hoşuma gitti. Ay bir dakika fiyatını da şöyle hemen göstereceğim. Bu da Suni'dir pantolonun kodu. Dediğim gibi 34 giydim. Şöyle kodunu paylaşmış. Bu da crop'un fiyatı. Şöyle kodu. Diğer kombinimle geldim. Şöyle Suni'dir. Çok tatlı bir şort buldum. Gerçekten yumuşacık. Ve bence Suni'dir şortları böyle bu havalarda giymek için çok ideal. Yani sonbaharda daha tam yaz bitmedi ama çünkü yazın çok böyle hava almadığı için terletiyor. O yüzden de gerçekten belinizde falan inanılmaz kötü bir şey his bırakıyor. Bence sonbaharda hava böyle serinlediğinde giymek çok güzel. Kışın da muz çoraplarla yine giyebilirsiniz. Böyle basiclerle deri parçaları hani böyle çizgili basiclerle deri parçaları kombinlemeyi çok seviyorum. Bu kazağı da beğendim. Ve yakalı böyle. Biraz kalın bir kazak aslında. Böyle tam merserize, sonbahara uygun değil. Daha kışa uygun bir kazak. Enden de epey bol. Bunu da small giydim. Bu arada short da herhangi bir şekilde düğme, kemer vesaire bir şey, fermuar vesaire yok. Yandan böyle ceple. Kazağı şöyle göstereyim. Boydan biraz kısa ama enden oldukça bol ve geniş ve kalın dediğim gibi. Şöyle altına da çok tatlı balerin yumuşacık babetleri giydim. Böyle bir sonbahar kombini yapabilirsiniz aslında. Kazağın fiyatı 550 TL. Kodunu da şöyle bırakıyorum. Bu da deri şortun fiyatı 500 TL. Şöyle kodunu bırakıyorum. Şimdi ikinci kombine geçeceğim. İkincisi de bir öncekine neredeyse çok benzer ama böyle hani blazer yerine bluz alayım derseniz şöyle yine tweed kaz ayağı desenli şuradan böyle tek omuzda düğme detayı olan böyle yetim kollu. Bazılarınız fakir kol deniyor ona diye beni düzeltecek şimdi. Şöyle kemer hizasında böyle bir bluzla tamamladım. Bunu da mesela çok güzel bir hani ofiste vesaire de kullanabilirsiniz. Gayet böyle deri pantolonlarla şık olabilecek bir parça. Böyle göstereyim. Yaka detayında şöyle pörçükler var. Kol detayında da bu tarz böyle iplikler böyle çıkartmışlar. Değişik olmuş. Bunu da small giydim. Bluzun fiyatı da bu. Kodunu da şöyle paylaşayım. Şimdi size çok kurtarıcı bir elbise göstereceğim. Genelde sonbaharda böyle ne yazlık giyebiliriz, ne kışlık giyebiliriz aradır ya böyle hani ne giyeceğimizi çok bilemeyiz. İnce yazlık üstümüze bir şey alalım falan derdini düşünürüz ya. En kurtarıcı parçalar kesinlikle böyle gömlek elbise. Yani bu pamuklu kumaş da olur, saten de olur. Hemen böyle giyecek. Altında tabii ten rengi bir bobet olsa daha güzel olurdu. Mesela şunu çok beğendim. Buradan böyle bağlama detayını falan çok çok beğendim. Bu şekilde ameliyat geliyor. Yakası falan da gayet kapalı. Aslında bir düğmesi yok ama oldukça kapalı duruyor. Kol detayı manşetleri daha geniş.
O yüzden de sevdim bunu. Renk tonlarını da açıkçası beğendim. Önce askıda çok böyle acaba mı falan demiştim. Ama bayağı güzel duruyor giydiğinizde. Hoşuma gitti. Dediğim gibi en kurtarıcı parçalardan bir tanesi kesinlikle sonbaharda. Bunları unutmayın. Bu arada bu elbiseye XS giydim. 760 lira fiyatı varmış. Kodunu da şöyle paylaşıyorum. Bir önceki deneyenler kabinde şöyle nar çiçeği bir elbise unutmuş. Bunun hatırlarsanız ben Seyhan'ı zaten size denemiştim. Çok kaliteli bir kumaşı yok ama model olarak gerçekten böyle tam bir giyicik, zamansız bir parça. Böyle rengi aslında orada turuncu gibi çıkıyor ama daha nar çiçeği bir renk. Sırt detayı falan bu şekilde. Yan tarafta da şöyle tek tarafta bir yırtmaç detayı var. Boy uzunluğu falan bayağı bana bileğimin biraz üstünde geldi. Şöyle aslında dediğim gibi çok güzel. Fiyatı da çok uygun ama kumaş kalitesi çok iyi bir ürün değil. Bir de bunu XS denedim. Onu söylemeyi unuttum. Boyum yine 1.65. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Geçtik diğer kombine ama bu kombin bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Genelde bu tarz böyle blazerların, ceketlerin içerisine bu tarz böyle tırka elbiseleri giymeyi çok severim. Hatta biraz da indirimi var diye hemen sizinle paylaşayım istedim. Çünkü benim de aklımda olan bir parçaydı ama triko o kadar ince ki bayağı böyle transparan içimi gösteriyor. Yani o kadar ince. Bunu XS denedim ve bütün hatlarım tabii ki çok ince bir trik olduğu için her bir şeyi ortaya çıkarttı. Ama bakın modeli çok güzel. Onu bir göstereceğim şimdi. Bir koyalım. Evet. Modeli gerçekten çok klasik. Böyle hemen giyici, kombinler olmayan bir elbise. Ama o kadar ince ki her şeyinizi gösteriyor. Yani içine astar da giyilmez bunu. Çünkü dar, düdük gibi bir elbise. O yüzden maalesef sınıfta kaldı. Dediğim gibi bu triko elbisede indirim var ama pek de alınıp giyilebilecek bir elbise değil. Beni Instagram'dan takip edenler hatırlayacaklardır. Gucci'nin bir ayakkabısını göstermiştim böyle taşlı. Onun aynısını mango yapmış muadilini top boyuna kadar. Gerçekten güzel duruyor ama. Şık bir ayakkabı ve küçük topuklu. O yüzden buradan şimdi yine paylaşacağım size. Cevahir mağazasında tüm numaraları var. Bulabilirsen de online linkini yine bilgi kutusuna ekle. Şöyle fiyatı. Evet artık son bir kombinle geliyorum. Çünkü gerçekten burası dayanacak gibi bir sıcaklıkta değil. Ama açıkçası sezonun da çok yeni yeni olduğu için çok da farklı bir model yok açıkçası. Beğendiklerimi de zaten sizinle paylaşıyorum. Böyle çok tatlı, incecik bir pamuklu bir kumaştan Animal Print bir tane elbise giydim. Aslında bunun kendi deseninden bir de kemeri var. Ama benim size tavsiyem eğer bu tarz desenleri kullanıyorsanız işte leopar olabilir, zebra deseni vesaire mutlaka arasına herhangi işte onun tonlarına uygun bir kemerle onu kesin, bölün o deseni biraz dağıtın. Bu da benim kendi kemerimde. Onu çıkarıp bunu taktım. Bunu XS giydim. Kol uzunluğunu vesaire çok beğendim. Üst tarafta herhangi bir astar yok. Üst tarafını da şöyle göstereyim. Envelop. Altta şöyle ten rengi minik bir, ince bir astarı var. O yüzden içinizde göstermiyor. XS giydim dediğim gibi ama bir beden büyük alabilirmişim. Bu arada içinde rahatım kesinlikle. Ama yine de bir beden daha rahat ettirirdi diye düşündüm biraz. Çünkü dar bir kalıpmış. Öyle. Altını şöyle bobeklerle giydim. Bu da sonda. Görüşmek üzere. Son demiştim ama yeniden geldim. Bir tane de askıda hazır buradayken bu sezon burada gördüğüm leopar desenli bir kamisol elbise giydim. Satan bir elbise değil. Bu da böyle polyester bir kumaş gibi geldi bana. İçeriğine tam bakarım. Bahsettiğim şeyi de yeniden göstermek istedim. Bir de kemersiz de göstereceğim. Bu oldukça uzun. Bence bunun üzerine ne alınabilir? Siyah bir blazer alınabilir. Veya deri bir mont alınabilir. O zaman çok güzel olur. Açıkçası çünkü çok böyle kendini belli eden bir animal print deseni var. Yani leoparanın tonunu çok beğenmedim. Her desende de farklı renk tonlarında yapıldığında, daha koyu kahvelerde yapıldığında çok daha güzel duruyor bence benim tarzım. Ama bu da o kadar kötü durmadı ama dediğim gibi yine de böyle bir bölmek iyi oluyor. Bölmediğiniz zaman daha bir sanki çiçekli basma giymişsiniz gibi oluyor. Onu bir göstermek için de bu elbiseyi sizinle bir paylaşmak istedim.
Bakın dümdüz olduğunda daha böyle sıradan bir pazen giymişsiniz gibi gözükmüyor mu? Yani bence öyle gözüküyor açıkçası. Öyle. Bu sefer gidiyorum ama. Bu da leopar elbisenin kodu. Ben bunu small beden buldum. Small giydim ama bence tam oldu. Small daha iyi oldu yani. Mesela kurumsaldaysanız yine böyle kazaya desenli ağırlıkla böyle bir desen kullanılmış. Şifon bir elbise göstereceğim. Böyle ince bir baskısı da var. Bence yine buna siyah bir kemer takıp sık bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen onun da fiyatını vereyim. 550 TL'ymiş. Bu da kodu. Mesela yine böyle kurumsalda çalışanlar için genelde, çünkü işleri kombini isteyenler benden olduğu için bu tarz şeyleri de paylaşabilirim. Sanki böyle pliseli bir eteğin üzerine bir gömlek bluz giymişsiniz gibi bir havası olan bir elbise göstereceğim. Şöyle saten bir elbise, sıfır kollu. Şöyle fiyatı ve kodu bu. Şurada yaka manşetleri olan bir gömlek de göstereceğim size. Aslında gömlek güzel düşünülmüş. Tarzı güzel bence. Altına da böyle bir siyah pantolonla, çok maskülen bir pantolonla çok güzel olur. Ama kumaşı o kadar kötü ki, polyester. Şöyle 550 lira bir fiyatı var. Bunu da böyle paylaşmış olayım. O giymiş olduğum deri mesela şortu, bu tarz böyle blazer'ın İçerisine falan da giyebilirsiniz. Böyle blazerlarla da kombinlemeyi çok seviyorum ben. Şöyle minik böyle kazaya desenli şöyle bir blazer var. Bu mesela her şeyle kullanabileceğiniz tarzda biraz daha kahverengi tonlu bir parça. Böyle bunlarla da kombinlenebilir. Şu şortu zaten favorilerime eklemiştim. Çok beğendiğim bir şort gerçekten. Şehirde giymek için özellikle çok uygun. Öyle, o yüzden bu videoda giymeyeceğim ama gerçekten çok güzel bir parça. Burada da bu uzun hırkaları çok beğendim. Bayağı kaban kadar kalın. 1350 liraymış fiyatı. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel ama bir de onun çok güzel bir antresit rengi de var. O da güzel. Dediğim gibi bayağı ciddi anlamda kaban niyetine giyilebilecek kalınlıkta. Tabii ki kapitoneler de çıkmış. Çok ince. Aslında tam mevsimlik. Yani sonbaharda falan giyebilirsiniz. Şöyle güzel açık bir grisiyle siyahı da var. Şunu da şöyle kodunu göstermiş olayım. Dedim size baya kazaklar çıktı diye, şöyle püsküllü pomponlu bir kazak var. Daha öyle ince bir kazak aslında ama güzel, böyle yün bir kazak. Daha yumuşak en azından. Fiyatı 760 lira. Bu süet ve deri alt tabanı böyle kavuşuk olanları çok beğendim. Çok klasik ve biraz böyle camper tarzında bir şey, sneaker. O yüzden hoşuma gitti. 760 liraymış bunun da fiyatı. Kodu da bu. Sonbaharda vazgeçilmezler tabii ki deri montlar ama tabii ki suni deri bunlar. Ama modelini vesaire sevdim. Hani böyle çok fazla üzerinde detay olmayınca daha uzun süre kullanılabiliyor. Oldukça klasik. Sezon yine böyle füzo taytlar, yine moda, böyle tabandan lastikli olanlar, bej rengi de var. Bu sezon fiyatı 360 TL. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane yün bir kaban buldum. Gerçekten şeyini, rengini vesaire çok beğendim. %44'ü polyester, geri kalanı yün. Bunu XS giydim ki tam olarak anlayın diye. XS mesela bana göre küçük, böyle terliklerle de çok komik oldu mu? Küçük. Mesela bunu almak istesem, içine daha kalın bir şey giymek istesem small almak daha mantıklı. Bir de bunun siyahı da var. O da çok güzel gözüküyor. 2300 lira bir fiyatı var. Boyu vesaire çok güzel. Arkada da böyle bir yırtmacı da var. Gayet güzel. Kodunu şöyle bırakıyorum. Siyahı da bu. Siyahı da çok güzel. Biraz ışıkta gri gibi çıktı ama mesela çok koyu bir antresite de var. Burada aslında açık çıkıyor ama bayağı koyu bir renk ve çok güzel bence. Beğendim bunu. İşte diğer kurtarıcı bir sneaker da bu. Üzerinde hiçbir logo veya renk olmadığı için her kıyafete çok rahat uyabilecek bir sneaker. Çok tatlı bir sweatshirt göstereceğim size. Bir de sonbahar kombini olarak altına şöyle bir denim şortla mesela şu anda giyilebilir. Çok da ikisi bence çok şık duruyor bu tarz. Böyle göstereyim. Bu şort da şu anda indirimde. 350 TL. Sweatshirt'e bakalım. Onun fiyatı da 480 lira. Şöyle kodunu bırakayım.
Ama şortu gerçekten çok beğendim. Bir de böyle kahverengi siyah ince merz sebzeler var. Bunun kodunu şöyle paylaşayım. Fiyatı 360 TL. Bir de maskülen böyle kolej tarzı ayakkabıları, loaferları seviyorsanız Mango'ya bakın. Gerçek deri. Fiyatı 1350 TL. Şöyle kodunu ve fiyatını bırakayım. Açıkçası benim sevdiğim bir tarz. Böyle bordo rengi var. Siyahı yok galiba. Öyle. Bir de şu botları da göstermek istiyorum. Buraları lastikle. Biraz sert bir lastikmiş. Bayağı da ağır bir bot. Yarım botlar bile çıkmış yani. Bayağı. Her şey gelmeye başlamış artık. Şöyle göstereyim. Bir de düz taban babet arıyorsanız şöyle deri bir tane babet buldum. Bayağı düz bir taban. Normalde arkadan şöyle kemerli. Bir de bilekten böyle bir tokası daha var. Eğer bence bilekleriniz kalınsa bu tokayı çıkartın derim. O zaman daha böyle boyunuzu keser ve daha kalın gösterir. Şöyle kodunu paylaşayım. Derisi falan oldukça yumuşak, güzel ama çok düz taban olduğu için biraz bacaklarınızı ağrıtabilir. Ben çok beğenmesem de daha böyle vintage havasında böyle kalın topuklu, önü kapalı böyle ayakkabılar da gelmiş. Fiyatı 960 lira. Kodunu şöyle paylaşayım. Bir de şöyle file detaylı bir sneaker buldum. Altları böyle kavuşuk, kaydırmaz taban. Bayağı ayaklarınızı gösteriyor. Bence güzel, tatlı bir tarzı var. Şöyle kodunu paylaşayım. Ay, bu kemere aşık oldum. Bu sezon yine böyle büyük tokalı kemerler çok çok trend olacak. Ben söyleyeyim size. Böyle blazerların üzerine vesaire elbiselerin üzerine takabilirsiniz. Şöyle kodunu paylaşayım. Tarz western kemerleri bence en güzelleri gerçekten de Mango'da. Mesela şu kahverengi kemeri ve siyah tokalıları çok çok beğendim. O yüzden özellikle en azından indirimde falan aklınızda olsun. Şöyle bakın. Evet, benim Mango mağaza turum burada sona erdi. Hemen hemen her şey yazlık, kışlık, ne varsa ne geldiyse yeni hepsini sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım keyifle seyrettiğiniz bir video olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi bir favoriler linki oluşturup bilgi kutusuna bırakıyor olacağım. Oradan alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.